İstanbul'u 6 yıldır boş durmadık. Hani sektörde yeterince hani anlamlı yatırım ilgi yok deyip bir kenara çekilmedik. Büyük bir azimle çabayla yolumuza devam ettik ve meyvelerini alıyoruz yavaş yavaş. Umarım ileride çok daha büyük projelere imza atarız. Çok güzel. Ama çok büyük projelere imza atmak için İstanbul gerçekten oldukça büyük bir proje büyük desteğe aslında değil mi? ihtiyaç var. Yani online olduğunu düşündüğümüz zaman. Ya Bir de online İstanbul. oyunda bir kayışı var oyuncularda. Evet. Takip ettiğimiz kadarıyla artık. Ya şimdi aklın yolu bir. Evet. Özellikle küçük geliştiriciler online oyunları tercih ediyor çünkü dağıtım sorunu ortadan kalkıyor. Doğru. Kopya problemi Bir ortadan kopya kalkıyor. problemi ortadan kalkıyor. Bir yayıncıyla anlaşma vesaire gibi şeyler ortadan kalkıyor. Bence en önemlisi online oyunun dinamik bir yapısı var. Sürekli iyileştirmeler, oyuncuların da geri dönüşlerini alıp oyuna katmak, yani oyunculara oyunu kabullendirmek, sahiplendirmek, daha uzun vadeli bir ürün olarak düşünmek. Yani bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman online oyunlar iyi bir alternatif gibi duruyor. Ama tabii klasik şeydir. Herkes online oyun yapmaya başladı şimdi. Doğru, Onun için inanılmaz. orada müthiş bir rekabet var. Şu an 29 tane falan online oyun yapım Tabii. aşamasında bildiğim Aynen. kadarıyla. Ya. Korkunç bir Tabii. şey yani. Ama bunlar normal. Rekabet olmadan kalite olmaz. Biz kesinlikle rekabetten korkmuyoruz. O yüzdendir ki sürekli ülkemizde olan oluşumlara, girişimlere, çabalara hep destek olmak arzusundayız. Onun için kucağımızı herkese açmak istiyoruz. Çünkü rekabet olacak ki sektör olsun. Çünkü öbür türlü düşünmek mümkün değil yani. Zaten sektör kabul etmez öyle bir şey. Biz tek başımıza alıp gidelim sektörü yaratalım diye bir hevesimiz, niyetimiz yok. Peki mesela İstanbul gittiği zaman şimdi online oyunlarda genelde şey vardır böyle farklı serverlar ve her server için belli bir sayıda kontrol oyuncular vardır işte Game Master denilen böyle oyuncuların birbiriyle etkileşimini düzenleyen oyundaki buglarla ilgilenen İstanbul için böyle bir şey düşünüyor musunuz? Şimdi inanır mısın? Biz İstanbul'u 6-7 kişiyle yaptık. İşte inanamıyorum nasıl yaptınız? Şimdi World of Warcraft yanılmıyorsam 100-150 kişi 3,5 yıl çalıştı. Artı Blizzard'ın inanmaz bir de geçmişi var yani. Değil mi? Değil mi? Hepimiz Evet, takip evet. dost zamanından beri. Şimdi bu İstanbul MMO bizim ilk defa yaptığımız bir şey. Daha önce farklı ürünler yapmışız hep. Ve Türkiye'de yaptık bunu 6-7 kişiyle. Aslında kesinlikle gurur duyuyorum yaptığımız işle. Tabii ki eksikler var. Sürekli eksikleri gidermek için gece gündüz çabalıyoruz. Online Ve oyunda bitmiyor zaten aynen tabii eksik. tabii WoW'da bile halen sorunlar var. Tabii ki işte yani haftada bir patch geliyor. Aynen öyle. Aynen. Söyleyeyim yani. Yani şimdi biz gerçekten bize düşeni yaptık. Bundan sonra işbirliği yaptığımız Mynet'e büyük görev düşüyor diye düşünüyorum. Çünkü biraz önce bahsettiğiniz Game Evet. Master işte Yani birilerinin yeni maçta oturup bölümler bütün gün İstanbul oynaması tabii. lazım. Şimdi onlar tabii ki yapılacak. Doğru. Şu anda Mynet'le işte en uygun stratejiyi bulup ona göre yolumuza devam edeceğiz İstanbul'da. Ama dediğim gibi yayıncımız olarak Mynet'e çok büyük görev düşüyor burada. Umarım gereğini yaparlar. İnşallah. Ben en hem çok bağlantı pazarlama. konusunda endişeleniyorum. Valla biz çok doğru şeyler yaptık bağlantı konusunda. Hani kapasite yetersizliği olur mu olmaz mı onları zamanla göreceğiz. Şu an aklınızdaki kabaca tahmin nedir mesela bir server için? Valla bizim amacımız anlık 500'de 1000 kişiyi oynatmak bir sunucuyla. Bu Tek da kulda. evet, bu da süper bir rakam ben Yani çok iyi, düşünüyorum. çok iyi rakam. Evet, onu başarabilirsek süper olur.